Koş hadi, koş hadi, koş. Koş özgürce ormanda. Koş, koş durun, hadi koş. Yelen uçuşsun rüzgarda. Koş hadi, koş hadi, koş. Doğru gidiyor dört nala. Koş, koş durun, hadi koş. Karatay hemen yanında. Hadi koş, hadi koş, hadi koş. Peşinden ayrılmaz sürünün. Koş durun, koş durun, koş. Her gün yeni bir macera. Doğru başlıyor. Sanırım daha fazla yürüyemeyeceğim. Biraz durup dinlensek. Ben de çok susadım. Şimdi duramayız. Az sonra hava kararacak. Eski vadimizi çok özleyeceğim. Yeni çiftlik sahipleri vadinin yerini öğrendiğine göre bir daha oraya gitme ihtimalimiz yok, biliyorsun Doru. Şimdi kendimize yaşayacak yeni ve güvenli bir yer bulmalıyız. Su sesi. Bir yerlerden su sesi geliyor. Evet Alaca. Şu tepenin ardında olmalı. Hadi hızlanıp bakalım. Öyle yoruldum ki kanatlarıma kara sular indi. Yol boyunca sırtımdan inmeyen kimdi acaba? Evladım, siz de soğuk soğuk içtiniz suyu. İnşallah hasta olmazsınız. Merak etmeyin. Biz alışkınız. Hey, ben de geliyorum. Bu kadar eğlence yeter çocuklar. Artık yolumuza devam etmeliyiz. Hadi arkadaşlar, yola koyulalım. Biraz zorlu bir yol olsa da bence nehrin geldiği vadiye gitmeliyiz dostlarım. Senin hislerine hep güvenmişimdir. Öyleyse herkes bizi takip etsin. O sarp kayalıkların ardında güzel bir yer olduğunu hiç sanmıyorum. Hadi Demirkır, bir bakmaktan zarar gelmez. Ne kadar da güzel. Burası kayalıkların ardında yıllarca gizli kalmış belli ki. Her şey ne kadar da doğal. Bizi burada kimse bulamaz. Her yer çiçek. Mis gibi. Buraya bence görünmez vadi diyelim. Harika bir isim. Yuvamızı buraya kuralım mı bey? Ne dersin? Benim için fark etmez. Yağmurlu günlerde buraya sığınabiliriz Demirkır. Olabilir. Gel biraz etrafı kolaçan edelim. Sanırım herkes burayı sevdi. Hadi öyleyse. Hem yamanın hem de minik ve bıdığın yuvaları için biraz kuru dal toplayalım. Hadi arkadaşlar, biz de yardım edelim. Biraz daha çek Yaman. Teşekkürler arkadaşlar. Şuraya bırakabilirsiniz. Biraz sağa. Az sola. Tamam böyle. Bu işi bana bırakın. Sağlam oldu. Takım çalışması buna derler. Herkes ne kadar da iyi anlaşıyor. Şimdi bu kazıkların arasını taşla, çamurla öreceğiz. Taşla örmek iyi bir fikir değil. Orada hiçbir şey yapmadan durup sadece işimize mi karışacaksın kavgacı? Kavgacı mı? Senin ismin Muhtar değil miydi? Bazı arkadaşlar canları istediğinde bana kavgacı der. Asıl ismim Muhtar. Ama kavgacı sana daha çok yakışıyor. Şimdi sana gösteririm kavgacıyı. Gel buraya. Gel dedim. Ben az önce herkesin ne kadar iyi anlaştığından mı bahsetmiştim? Benim bulduğum ağaç kabuğu fazla su almayacak sanırım. Sizin ne işiniz var burada çocuklar?
Dostlarımıza yuva yapıyoruz. Çamur için su almaya geldik. Bence bundan daha acil işlerimiz var. Hava kararmadan hemen yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Hadi bakalım. Nasıl istersen Demirkır. Hemen buluyoruz. Yaman, ben biraz dinleneceğim. İstersen sen de ara ver. Çok az işimiz kaldı. Yaman, söyler misin? Neler oluyor orada? Kendimize yaşayacak yer yapıyoruz Demirkır. Doğanın sert koşullarına karşı siz atlar kadar dayanıklı değiliz. Yani bizimle mi yaşamayı düşünüyorsunuz? Demirkır, onlar bizim dostumuz. Birlikte yaşayabiliriz. Bunu herkes kabul edecek mi bakalım? Sen biraz sinirlerimi bozmaya başladın. Sakin ol Yaman. Doğru, şuraya bak. Burada sürünün huzurunu bozacak hareketlerden kaçınırız. Sürümüzün lideri olarak birlikte yaşayıp yaşamayacağımızı biraz düşünmeliyim. Demirkır, onlar bizi tutsak etmeye çalışan insanların elinden kurtardı. Düşünecek ne var ki? Her ihtimali düşünüp değerlendirmeliyim Doru. Umarım beni anlıyorsundur Yaman. Hey! Orada neler oluyor? Yer kavgası mı yapıyorsunuz? Yeni dostlarımızla birlikte yaşayacağımız için o kadar sevinmiştim ki. Demirkır'ın onlarla neden bir arada olmak istemediğini bir türlü anlamıyorum. Arkadaşlar, sanırım bu durumu çözebiliriz. Demirkır'ı ikna etmenin kolay olacağını sanmıyorum. Onu ikna edeceğiz Karatay. Dinleyin şimdi. Doru, Alaca, yanıma gelin. Karatay nerede? Merak etmeyin, ağaçların arkasında uyuyor. Bey, uyansana, kurtlar geldi. Hele sabah gelsinler. Aa, bu rahatlık da fazla ama. Merak etmeyin, benimle daha tanışmadılar da ondan uluyorlar. Şimdi herkes sakin olsun. Biz Çenebaz'la gidip bakacağız. İkimiz mi? Demirkır, ben gelmesem. Ben gelirim. Aslında sen burada herkesin başında kalsan daha iyi olur Demirkır. Eğer bir kurt varsa önce benimle tanışmalı. Hayır Yaman, bu çok tehlikeli. Biliyorum. Bu yüzden dostlarımı korumalıyım. İzin verin yardım edeyim. O zaman birlikte gidiyoruz. Geri çekil Demirkır. Karatay, senin burada ne işin var? Demirkır, kurt sesini Karatay çıkardı. Yoksa bu bir oyun muydu? Böylece dostlarımızın bize ne kadar değer verdiğini sana göstermek istedik. Yaman bizim için bir kez daha canını tehlikeye attı. Bu büyük bir fedakarlık. Bu da kim? Alaca mı? Hayır, ben değilim. Şu gözlere bakın. Sanırım oyununuz gerçek oldu. Gece gece yiyecek bulmak harika oldu. Karnımız da acıkmıştı. Uzak dur onlardan. Sizi elbet bu köpek olmadan buralarda görürüz. Bekle bizi patron. Gayet sağlam görünüyor. Kış geldiğinde güvende olacaksınız. Ne oldu? Kurtlar mı geldi? O zaman ben de yerime geçeyim.
Buradan gelen tehlikeleri önceden görüp size haber vereceğim. Yani artık güvendesiniz. Sanırım çatıyı sağlamlaştırmak için yardıma ihtiyacınız var. Çocuklar, ormandan söğüt ağacı bulabilir misiniz? Sen ciddi misin Demirkır? Hadi Çenebaz, hadi Alaca. Bizim için yaptıklarından dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin gibi dostlarla yaşamak harika olacak. Böyle düşünmene sevindim. Bu kararı vermekte biraz geciktiğim için kusura bakmazsın umarım. Lafı bile olmaz Demirkır. Dostların arasında olur böyle şeyler. Ne oldu? Barıştılar mı? Merak etme Çenebaz. Gülümsediklerine göre her şey yolunda. Görev tamam arkadaşlar. Kim var orada? Ne oldu? Beni yaban mı sandın? Korktun mu yoksa minik kurt? Ben şimdi sana korkmayı gösteririm. Gel buraya. Gel de yakala.